Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe ders kitabı 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz arkadaşlık metni. En sevdiğiniz arkadaşınız kimlerdir? Onlarla birlikteyken neleri yapmaktan hoşlanırsınız? Evet, siz kendi sevdiğiniz arkadaşların ismini yazabilirsiniz. Biz örnek olarak verdik. Ahmet, Müge ve Nisa en çok sevdiğim arkadaşlarımdır. Arkadaşlarımla beraber oyunlar oynamayı ve güzel zamanlar geçirmeyi çok severim. Arkadaşlarımla sevdiğim oyunları örnek vermem gerekirse de satranç, basketbol, masa tenisi, sessiz sinema gibi konularda zaman geçirmeyi çok severim. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde arkadaşlığın nasıl anlatıldığını açıklayınız. Görseller incelendiğinde arkadaşlık beraber eğlenceli vakit geçirmek, yardımlaşma ve güzel oyunlar oynamak olarak ifade edilebilir. Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını içinde yer aldığı dizelerden hareketle tahmin ediniz. Biçmek, belli bir biçim vererek kesmek. Babam bahçedeki çimleri kesiyordu. Fiyonk, kurdele, şerit, kumaş ve benzeri kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. Mezuniyet balosu için fiyonk aldı. Ay dede çocukların dilinde ay anlamına gelir. Çocuklar rüyalarında ay dedeyi görür. Metnin konusuna en uygun olduğunu düşündüğünüz görseli işaretleyiniz. Dördüncü resim. Arkadaşlar arasında önce ne paylaşılıyor? Harfler paylaşılıyor. Maviyi alan çocuğa neler veriliyor? Gökyüzü, deniz ve gözler veriliyor. Mavi rengi alan çocuk diğerine neleri veriyor? Güneşi, ağaçları, çiçekleri, ay dedeyi, çocukluğun en güzelini veriyor. İki arkadaş başka neler yapıyorlar? Görünmeyeni alıp kesip biçip boyuyorlar. Sözcüklere sarıp bağlıyorlar. Fiyonk takıp şiirli bir günde herkesin kapısına bırakıyorlar. Şiirde vurgulanan paylaşmayla ilgili duygulara katılıyor musunuz? Neden? Katılıyorum. Paylaşma duygusu en güzel duygulardan biridir. İnsan paylaştıkça mutlu olur. Siz de arkadaşlık şiirinin ana duygusunu söyleyiniz. Arkadaşlar arasında paylaşmaktan duyulan mutluluk, heyecan ve sevinç ana duygusudur. Arkadaşlık metni ile kuş çocuk metni arasındaki özellikleri karşılaştırınız. Paragraflar halinde yazılmıştır. Kuş çocuk. Cümlelerden meydana gelmiştir. Kuş çocuk. Her satırda bir dize vardır. Arkadaşlık. Duygu ön plandadır. Arkadaşlık. Düşünce ön plandadır. Kuş çocuk. Kelimelerin bazıları gerçek anlamının dışında benzetmeli olarak kullanılmıştır. Arkadaşlık. Arkadaşlık şiirine farklı bir başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunların belirlenme nedenlerini yazınız. Birinci başlığım paylaşmak güzeldir. Başlığı seçme nedenim şiirin konusu paylaşmak olduğu için bu başlığı seçtim. İkinci başlığım çocuk olmak güzeldir. Konu çocuklarla ilgili olduğu için bu başlığı seçtim. Aşağıdaki kelimelerden birbirinin zıttı olanları işaretleyiniz. Bir alt, üst, yaşlı, genç, iki, güzel, çirkin, tatlı, sert, yumuşak, ay, tatlı, acı, yumuşak, sert, kirli, temiz, dar, geniş, ince, kalın. Arkadaşlık şiirinden alınan aşağıdaki kıtayı okuyunuz. Dizelerde kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Babam, annem ve ben 14.08.2018 tarihinde İstanbul'a geldik. İstanbul camileriyle, saraylarıyla, köprüleriyle kocaman bir şehir adeta. Kanuni'ye, Yavuz'a, Fatih'e ev sahipliği yapmış. Baştan sona tarih, baştan sona insan. Dost acı söyler, dost kara günde belli olur, dostun attığı taş baş yarmaz. Arkadaşlığın ve dostluğun önemini anlatan bir konuşma yapınız. Arkadaşlar hayatımızda sürekli olarak ihtiyaç duyduğumuz önemli kişilerdir. Hayatımızda sürekli olarak zor durumlarımızı da, eğlenceli anlarımızı da, üzüntülerimizi de arkadaşlarımızda ihtiyaç duyarız. Zor olan durumlar eğer arkadaşlarımız yanımızda ise gerçek dosttur. İşte bu nedenle atalarımız dost kara günde belli olur sözünü kullanmışlardır. Yaptığımız hataları ilk olarak dostlarımızın bizleri uyarması gerekir. Dost acı söyler ve dostun attığı taş baş yarmaz. Çünkü dostlarımız sürekli olarak bizlerin iyiliğini istemektedir. İşte bu nedenle sürekli olarak hayatımızda dostlarımızı ve arkadaşlarımızı en iyi şekilde seçmemiz gerekir. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görselleri birbiriyle ilişkilendirerek yaşanan olayı yazınız.
Çocuklar arkadaşları ile birlikte beş taş oynuyorlardı. Bir ağacın altında üzülen bir arkadaşını gördüler. Yanına giderek kendileriyle beş taş oynamak istediğini sordular. Ve arkadaşlar beraber oyunlar oynayarak eğlendiler. Eğitici ve öğretici oyunlardan biri hakkında araştırma yapınız. Eğitici ve öğretici oyun sürekli olarak çok önemli olan hayatımızda ve gelecekte daha iyi yaşam ve zeka kapasitesine sahip olabilmek için eğitici ve öğretici oyunların çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir. Çocuklarımızın gelişimi için ve kendi gelişimimiz için satranç, dama, sudoku, kelime bulmaca gibi oyunların çocuklarımıza öğretilmesi gerekir. Bu tür oyunlar çocuklarımızın gelişimini büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. Eğitici ve öğretici oyunlar hayatımızda bizlerin karşısına çıkacak sorunların çözülmesinde büyük bir yarar sağlayacaktır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.